Efendim bir Fikri Allah Türkiye programından herkese saygılar, sevgiler, iyi akşamlar. Sevgili dostlar, İstanbul'un göbeğinde mini bir şehirdeyiz. Burası çok özel bir yer. Minyatürk'teyiz. Gerçekten tarihimizin bütün özelliklerini bu şehirde bulabilirsiniz. Gezip görmeye gerçekten herkesin gezip görmesi gereken bir yer. Lafı uzatmadan ilk fikramızda rotayı Karadeniz'e çeviriyoruz. Ya Cemal, ha bu Fadime'yi kaçırma işine bana yardım ettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az ya. Ne demek Niyazi kardeşim ya? Arkadaşlık vazifemiz bizim. Ya öyle deme kurban olduğum ya. Böyle arkadaş da her zaman bulunmaz ki. Yani ne kadar teşekkür etsem sana bilmiyorum ki. Ya ula uzatma, tamam tamam. Biz kadim dostuk. Bössünün ölüme gelirim de. Neyse sen anlat bakayım abi kaçırma planını. Anlat he, dinle. Bak şimdi. Abi bizim Fadime var ya. Akşam üzeri halasına doğru çıkacak, tamam mı? Biz de akşama kadar buraya bekleyeceğiz. Tam akşam oldu. Hatsan buradan Fadime geçerken Fadime şıp diye kaçıracak. Ha o tepeyi görüyoruz. Ha o tepeye beraber tırmanacak. Ha o tepeyi mi? He. Tamam. Ne? Cemal, nereye gidiyorsun? Lan Niyazi, benim romatizmalarım var. Ben anca sıkarım oraya. Şimdiden sıkayım yola. Nasıl? Ulan Niyazi, ben de bu yarışı 4 numara kazanacağım. Ya ha bu yarış? Ulan 4 numara 2 metre bile gidemez ya. Ben onun sülalesini tanıyorum. Bu yarışı 6 numara götürür arpa cüzeyi. Var mısın ihte ya? Tamam ulan nesin? 100 lirası. Tamam. Aa yarışta başlayın. Hadi oğlum. Hadi artık ya. Yürü lan. Koş lan. Hadi lan altı. Lan kopsana oğlum kopsana ya. Lan hadi be arpa cüzeli. Ulan ben sana demedim mi? 4 numara kazanacak. Ha o parayı alayım. Ya Niyazi. Ben seni kandırdım kardeşim. Nasıl ya? Bu yarış bir önceki yarışın tekrarıydı. Al paranı içeri. Ulan Temel ya uzulduğun şeye bak ya. Bu yarışın tekrar olduğunu ben de biliyordum da. O zaman 6 numaraya niye oynadın? Ya dedim ben şimdi jokey akıllarmışım sürpriz oynadım da. Ne diyorsun? Efendim uyanık geçineyim derken rezil olmakta var. Ava giderken avlanmak buna denir. İzleyelim. Oy oy anam anam eliyorum. Oy. Ya hemşerim niye onu atladın? Ne atlaması ula? Ben tam karşıya gitseydim, sen hızını kesmedin, çut vurdun bana. Ulan yalan söyleme, ben değil, sen bana çarptın. Ne alakası var, sen çarptın bana, şikayet ediyorum seni. Ulan bak, şikayet etme, içimizde mahkemeye sürünürük. Zaten sen haksızsın, ne üst geçit var, ne alt geçit var, ne trafik lambası var. Hem hani senin gördü şahitin. Ben gördüm. Her şeyi gördüm. Ben şahidim. Emir de senden nereden çıktın? Sen sus. Terbiyesiz çocuk. Ben her şeyi gördüm. Ve az önce niye kimse yoktu? Ben 30 metre geride oturuyordum. Sen hızla geldin arabanla bu adama çarptın. Ya Emir'ce hem diyorsun 30 metre uzaktayım. Hem diyorsun hızlı gidiyorum. Ya sen nasıl gördün onu? Sen bu yaşta kaç metre görüyorsun ki? Vallahi derler ki güneş de bizden 180 milyon kilometre uzaktadır. Ama ben güneşi gayet net olarak görebiliyorum. Nasıl? Emidi şahit duba. Şikayet edeceğim seni. Tamam ula tamam. Allah al. Ulan bu az dula bir yüz daha ver. Tamam ula tamam.
Tamam, alabilir, tamam. Al, al, kaçın, çekil onu, kalk. Çekil hadi, çekil. Allah Allah. Sen de kalk oradan. Keriz. Allah razı olsun Emize. Sen olmasaydın hakkımı alamayacaktım. İmdat! Komşular! Yetişin! Ulan... Adam öldürüyorlar! Lan kimi öldürüyorlar Emize? Sakin ol! O paraları bana vermezsen bağırmaya devam ederim. Nasıl? İmdat! Yaşlıyorum! Sus! Tamam, tamam. Al parayı. Lanet olsun parasına ya. Bir de yaşlılıkta para kazanılmaz derler. Bunu diyenler halt etmiş. Nasıl da kazanılıyor be? Yetişin komşular! Yaşlı bir adam 200 lira mı çaldı? Nasıl? Selamun aleyküm kurban, kolay gelsin. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Allah Allah. Ne oldu beyefendi? Ya bu kadar mı öyle? Ne oldu beyefendi, söylesenize. Vallahi ben böyle bir benzerlik görmemişim. Vallahi kime benzedin siz beni? Ya kardeş, bıyıklar ve gözlüklerin olmasa aynı karıma benzisiniz. Beyefendi, bende ne bıyık vardır ne de gözlük. Yok, ben senin bıyıkından gözlüğünden bahsetmiyorum. Karımın bıyıkından ve gözlüğünden bahsediyorum. Oy. Neyse, ne istemiştiniz? Şey, benim karımın gözlük camlarının değişme zamanı gelmiştir. Ama bu kağıtta da numarası yazıyor. Vallahi beyefendi, maalesef bu camlar bizde yoktur. Ancak İstanbul'da bulabilirsiniz. İstanbul'da mı? Ya kadının gözleri iyice bozuldu. Geçen gün ahıra gitti inek sağmaya. Ya ben de ahırı temizledim. Beni az zannedip binmeye kalktı. Ulan onu geçtim, sonra döndü. Küheyle ne zaman bıyık bıraktın? Ya hem... Bu kadar kısa zamanda İstanbul'a nasıl gideceğim? Valla uçakla gidersiniz beyefendi. Uçak? Vay ben öleydim, vay ben öleydim. Ne oldu beyefendi? Ya uçaktan ben çok korkarım kurban. Ya düşerse? Ya korktuğunu şeye bakın beyefendi. Aynı firmanın bir sürü uçağı var. Gene gidersiniz. Ve? Efendim, denizaltı gemilerini deniz üstündeki gemilerle karıştırmamak lazım. Karadeniz'deyiz, izleyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyursun. Ve gel öpeyim seni. Sen de tuttuğunu öpeyorsun ha. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Askeriyede denizci olmuşsun. He, askerdeki sınavları kazandım. Ben hemen denizci yaptılar. Deniz altında da göreve başladım. Sen zaten zeki bir adamdın. Deniz altında çalışmak nasıl bir duygudur? Vallahi pek bir şey anlamadım. Bir gün çalıştım, ikinci gün kovdiler beni. Kovdiler mi? He. Ya kovdiler, ben de çöğe cerici oldum. Niye kovdiler? Ya ben de bir şey anlamadım Dursun. Akşam yatarken biraz temiz havacı olsun diye deniz altının camlarını açtım. Ula sabah tekme tokat dolduyla beni, deniz altından dışarı attıyla beni de. Nasıl? Komiserim, bir profesör size görüşmek istiyor. Profesör mü? Evet komiserim. Hadi içeri bak. Buyurun. Profesör siz misiniz? Ben. Benimle görüşmek istemişsiniz. Evet komiserim. Buyurun sizi dinlerim. Efendim yıllarca uğraştım, yalan makinesini buldum. Yalan makinesi mi? Evet, yalan makinesi. Yalan söyleyenleri hemen tespit edir. İster misiniz? Ya profesör, ben yalan makinesini bulalı 20 yıl olur. 20 yıl mi? Nerede peki? Evde, kendisi karımdır. Ne? Efendim kendi topraklarımızdan, kendi kültürümüzden var olan fikralarla Türkiye. İyi günler Niyazi. Pek de iyi bir gün değil Temel. Hayırdır, niye bu kadar sinirlisin?
karakoldan geliyorum. Seni vukuat mı işledin? Ula Temel, seni duyan da her gün bir vukuat işlediğimizi zanneder ha. O ne diyeyim, abuk sabuk işlere kafanı takıyorsun, vukuat işliyorsun. Ula Temel, kafamı tersine attırma, bir de şimdi senin üstün gitmeyeyim karakola. Tamam tamam, kızma. Aha dinle bak bakayım, abuk sabuk bir vukuat mı dur? Dur, nüfus cüzdanımı yenilemek için gittim bizim fotoğrafçı Yunus'a. Geçtim böyle, fiyakalı da bir poz verdim. O da sağ olsun çekti fotoğrafımı. Ulan dün geçiydim fotoğrafçı dükkanının önünde. Bir baktım benim fotoğrafımı büyütmüş, koymuş zameşana. Hemen daldım içeriye. Dedim ulan bu ne iş? Dedi Niyazi abi çok güzel çıkmış fotoğrafım bende kadınma, ne zameşana. Ulan daha ne ara? Adam sana yakışıklı bir resim çekti, kocini zameşana. Ulan Temel sen ne diyorsun? Fotoğrafın altına ne yazmış biliyor musun? Bunun gibi 3 tanesi 30 liradır. Nasıl? Aşağı Bıldırcık köyünün sakı ve değerli halkı. Bir kim bir çift öküz ister yarışmasına da hoş geldiniz. Yarışmamızda soruları sıralamasına göre en hızlı bilen Hasso Bey yeni yarışmacımız. İsterseniz onu tanıyalım. Efendim, bu soruları sıralamasına göre ne kadar zamanda bildiniz? Vallahi 4 gün 6 saat 22 dakikadır ha. Maşallah, maşallah. Yo en yakın rakibinize vallahi 3 gün fark atmışsınız. Bu ne zekadır yo? Efendim neyse, hazırsanız yarışmamıza geçelim. Ha buyurun geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yav kurbağa kusura kalma. Dün icradan geldiler, bilgisayarları götürdüler. O yüzden sana soruyu kağıttan okuyacağım. Ya madem kağıttan okuyorsun, kuvvetli oku. Benim kulaklarım zor işitiyor. Ulan ne bağırmışsın? Karşında sağır mı var senin? Ulan... Bismillahirrahmanirrahim. Bağırma lan. Evet, şimdi sorumuzu okuyalım. Ulan uyandırın şunu yav, ayıptır yav. Sus ulan sus, moralimi bozayım. Geldik mi kurban? Ulan bana bak Feydum, bir daha uyursan var ya, gırtlağını sıkar ama. İsterseniz sizi biraz rahatlatalım. Heyecanlı mısın? Vallahi çok heyecanlıyım. Güney'le beraber tarla sürmekten iflahımız kesildi. Bu bir çift ökse çok ihtiyacımız vardı. Anlıyorum efendim. Peki yarışmamıza nereden katılıyorsunuz? İki sokak aşağıdan katılıyız. Çok güzel, çok güzel. Evet. Bir sorun yoksa sorunuz geliyor. Buyurun. Bakın soruyu okuyorum. Şimdi beni dikkatli dinleyin. 4 kilo patlıcan, 2 kilo pirinç, 3 makara tuvalet kağıdını al, evet çabuk gel yoksa seni kafa... bu benim karenin yazdığı alışveriş listesidir. Karıştırdım. Kusura kalmayın. Soruyu biraz daha aşağı yazmışım. Okuyayım. Geçen hafta öğle ve köy halkı arasında üç kağıtçı olarak bilinen tilki lakaplı Necmi Ağa nerede doğmuştu? Şıklarımız şöyle. A. Cehennemin dibinde. B. Erenin köründe. C. Oturma odasında. D. Kadın doğum hastanesinde. Kadın doğum hastanesi değildir. Niye ki? Adından bellidir, kadın doğum hastanesi değil. Orada sadece kadınlar değil. Bizim Necmi Ağa erkektir. Bu yanıltmalı soruya yanılmayayım. Yani beni yanıltamadın. Nasıl zeka? Vallahi çok zekisiniz. Yani ben bile oha, çüş oldum yani. La çabuk ola. Kahveden müşteriler bekliyor. Ya. Kahveyi kapatın, görmüyorsun. Daha eşli pişli oynayacağız. Ya ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yok kurban biz de çok isterdik ama ödemedik diye telefonları kesmişler. Kusura kalma kullanamazsın. Ama telefon hakkı benim, en de o hakkımdı. Lan sen! Zırdır etme!
Tövbe yarabbim. Ulan bu yarışma nerede başıma ben ettiriyorum? Allah'ım. Benim telefonum denen. Tövbe yarabbim. Ulan kimi arıza? Almanya'yı. Cemo emmiyi arayayım. Oha, oha. Ulan çabuk konuş, kontrol fazla yoktur ha. Alo, Cemo emmi. Yenge sen misin? Nasılsın yenge? Ha, ben de iyiyim. Selam söyle Aslı. Ha tamam Gülüm. Gülon'un da selamı var yenge. Yenge bel ağrın nasıl oldu, geçti mi? Ulan bırak şimdi belini melini. Soruya geçsene, kontrol gidin. Yenge Cemo emmim evdedir. Alo. Kontür bitti. Dur. Ulan kontürü bitir. Bir konuşuyorsan. Niye soruyorsan? Bir Allah. Bir. Telefon hakkı falan yoktur. Çabuk söyle cevabı. Ama ben telefon hakkımı kullanmak isteyeyim. Ulan sus bakalım. Tamam ben de kendi telefonumu kullanırım. Ulan kimi arıyorsun? Seni. Beni mi? Çakallı. Alo. Alo selam. Ben Haso. Yarışmadan arayayım. La biliyorum salak ne var ne istedin? Ya sorunun cevabı neydi kurban? Sorunun cevabı mı? A. Aşıkta cehennemin dibinde. Tamam Allah razı olsun. Ben de. Sorunun cevabı A'dır, cehennemin dibinde. Emin misin? Valla eminim. Ulan soğuk kararın mı? Soğuk kararın. Ulan yemin et. Vallahi billahi tallahi. Ulan babayın üstüne yemin et. Babayın üstüne yemin et. Peki, ben de o zaman sorunun cevabına bakıyorum. Soru burada yazıyor ha. Cevabı. Bakıyoruz. Gelelim, geliyoruz. Maalesef, doğru cevap B'ymiş. Oy. Ulan Hasu, iyi. Hasu, ulan Hasu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Hasu kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşma joker hakkını kullanmış bulunuyor. Oh, öküzler yine bize kaldı. Ulan koş imamı çağır. Teneşir hazırlasın. Bir dahaki kim bir çift öküz isyan yarışmasında buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Efendim gülmenin yaşı yoktur. 7'den 70'e fikralarla Türkiye size yeter. Erzurum'dayız. Sabret karıcığım, az kaldı, dayan. Ay dayanamıyorum Fulettin. Çok acı çekerim. Birazdan acıların son bulacak. Doktora gelmek üzereyim. Değildir abi. Dur Şeref, biz yolumuzdan etme bizi. Karımı doktora götüreceğim. Yardım edeyim. Yok. Zaten dispanser az kaldı. Ne dispanser abi ya? Yengemin durumunu görmedin mi sen? İyi bir hastaneye götürün. Yok. Dispanserdeki doktor çok iyi bir doktormuş. İyi olduğunu nereden bileceksin? Bundan önce ölen karımı da o tedavi etmişti. Ne? Efendim, vantilatör ile helikopter arasındaki farkı Fikralala Türkiye olarak sizlere bir kez daha hatırlatıyoruz. Karadeniz'deyiz. Ulan İdris! Ulan ne oldu? Her tarafı dağıtmışsın ya! He ulan! Her tarafı dağıttım, tutacak bir tarafım kalmadı ulan! Oy. Geçmiş olsun! Sağ olasın Dursun! Ne oldu? Ulan hiç sorma! Görünmez bir kaza oldu! Nasıl görünmez bir kaza? Ulan biliyorsun, helikopter kullanmaya başladım! He biliyorum, hatta kurslarına gitmişsin! Ulan ilk deneme uçuşunda her şey yolun acıdaydı. Onca uçtum. Ulan sonra düştüm. Hem her şey yolunda acıdaydı diyorsun hem de yine çakılmışsın. Bu nasıl oldu? Ulan ben de bir şey anlamadım zaten. Helikopteri aldım.
öyle kavalandım. Yükseldim de yükseldim, yükseldim de yükseldim. Ulan baktım hava biraz serinledi. Ben de pervaneyi kapadım. Nasıl? Selamun aleyküm şu. Aleyküm selam emizim. Ha böyle kaldırabilir miyim? Ha buyur buyur otur otur. Buraların yabancısısın galiba he? He he babamı ziyarete geldim de. Kimlerdensin emizim? Baban kimdi? O fundukçu Gargaris İdris'in uşağıyım. Yok ya. Sen İdris Emizler'in uşağı mısın? He he. Hey maşallah be. Sizin sürede bayağı uzun ömürlü galiba he? E tabii ilmiyim, tabii. Peki böyle uzun ömürlü, böyle dinç kalmanın sırrı nedir? O zaman rejimi yapıyorsunuz, neye, ne içersiniz? Hani bize de deni de, biz de dinç kalalım he? Biz öyle rejim mecim yapmaz. Ne bulursan yeriz. Her günde 10 tüple rakı içerim. Yapma ya. Her akşam meyhanede sabalarım, günde de 4 paket sigara içerim. Allah Allah. Yahu Emice bu saydığın şeylerin zararlı olduğunu bilirdik biz ya. Peki kaç yaşındasın sen? 32. Nasıl? Efendim gülmenin yaşı yoktur. Fikrar Allah Türkiye. 7'den 70'e herkese. Güneydoğu'dayız. Ula Selo! Selo nerede kaldın? Geldim gayretim. Layıdan çıkarken kapıyı kilitledin mi? He olay kilitlemişim. İyi. Makineden çamaşırları çıkardın mı? Yok çıkardım astım bile gayretim. İyi. Akşam yemeği için fasulye ısladın mı? İsladım kardeşim. Dün akşamki gibi olmasına hiç pişmemiş gibiydi. Kusura kalma kardeşim, bir daha olmaz. La, plazma TV'yi kapattın mı? Kapatmışım kardeşim. Ay. Ay bana bir şey oluyor Salo. Ne olayım? Ay kötü olayım. Sakin ha. Ula. Bismillahirrahmanirrahim. Ula karı gidin. Ula kesme yok mu? Doktor. Açma. Ula yatışın karı gidin. Doktor. Hanımefendi. Yo doktor, biraz da sen tutsana. Neden? Ben de biraz tokatlayabilir miyim? Ulan 25 seneden beri bu anı bekledim. Allah'ım şükürler olsun. Sakin ha, uyan hayatım. Uyan yavrum, uyan. Doktor bey, iyi günler. İyi günler. Ben gözlerimden rahatsızım da. Geçmiş olsun. Şikayetiniz nedir? Ben her şeyi çift görüyorum doktor bey. Uçunuz da mı? Ne? He? Ula uçunuz da nereye gidiyorsunuz? Allah Allah, kafayı yemiş bu adamla. İyi günler doktor bey. İyi günler. Bir şikayetim vardı, onun için geldim. Uçurduğunuzun şikayeti de aynı mıydı? Yok, sadece benim. He. Ben uyuyamıyorum. Yatakta sağa sola devamlı dönüyorum. Hemşerim, ben de senin gibi... Yatakta bir sağa bir sola dönsem ben de uyuyamam zaten. Bunun için mi oldun? Doktor efendi sen beni yanlış anladın. Ben uyuyamayarım diyorum. Yatarken hangi tarafa yatayım? Hemşerim benim vizite ücretin üstüne yatma da ister sağa yat ister sola beni ücretlendirmez. Nasıl? Efendim artık gülmek için bir nedeniniz var. Fikrar Allah Türkiye. Çocuklar bakalım bugünkü dersine kimler çalışmış. Sen kalk bakayım. 7 kere 8 kaç eder? Vallahi siz bilmiyorsunuz. Ben hiç bilmiyorum öğretmenim. Haklısın oğlum otur. Sen kalk. Evladım bak şimdi. Mesela sana 30 tane şekerim var.
Bu 30 tane şekerden 5 tanesini ben alsam ne olur? Benim için hiç sorun değil öğretmenim. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Ben şeker sevmem. Bu kıyağını unutmayacağım. Sen kalk bakayım. Şimdi evladım. Mesela bir lavaboya, tamam mı? 2 tane ayrı musluktan su aktığını düşünelim. Bu musluklardan bir tanesinden saatte 3 metreküp, diğerinden de saatte 5 metreküp su aktığına göre bir ay sonra ne olur? Çok yüksek bir su faturası geliyor öğretmenim. Lan ne dersin? Otur. Vay vay, kimleri görürüm? Nasılsın Rühnettin kardeş? Sağ olasın Turan kardeş. Yüzün gören cennetlik. Sorma başıma gelenleri kardeş. Karakoldan gelirim. Hayırdır? Dün gece uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımla Belek'ten bir gece çalak dedik. Ben dışarıdayken eve kır kız girmez mi? Ana! Ula ne diyorsun? He ya? Ama zavallı kır kıza çok acıdı. Ula niye acırsan oğlum? Acıdığın adam kır kız. Tamam kır kız. Ama gecenin bir saatinde eve giren de karım onu ben zannetmiş ağzını burnunu kırmış. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.